Başladık. Selam dostlar, yeni bir gün, yeni bir akşam, yeni bir sabah ve yeni bir saatle buradayız. Evet, Taha Akdeniz karşınızda. Arkadaşlar merhabalar, YouTube kanalı benim olmama rağmen ilk önce girişi Onur kendisi yaptı. Doblocu eniştemiz, bir önceki videodan hatırlayanlar biliyor. Şu an yeni videoya hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu izlemeden de beğenmeyi unutmayın. Neyse, YouTube dilenciliğini bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz başlıktan da anlayacağınız gibi kombin yapacağız. Kombin videosu çekeceğiz. Bugün iki tane favori kombinimi seçeceğim. Hangi mağazaya geldik? HM'ye geldik. H&M, HM artık ne diyorsanız. Bildiğiniz gibi herkesin bildiği mağazalardan birisi. Bugün fiyat performansına bakacağız. İşte ürünlere bakacağız. Ne olmuş, ne durumdalar. Onları inceleyeceğiz. Onun dışında bir de sevdiğim ürünlerle iki tane kombin yapacağım. Hem size mağaza içinde fiyat bilgisi vereceğim. Hem de sizlere arkadaşlar ne yapacaktık başka biz? Arkadaşlar işte şey yapacağız. Kombin yapacağız. Kombin yapacağız. Fiyatlardan bahsedeceğiz. Birazdan mağazaya gireceğiz. İşte kombinlerimizi yapacağız. Başka ne diyecektim ya ben? Çok konuş. Kolum yoruldu be. Geçelim artık. Hadi geçelim. Olabildiğince uygun fiyatlı kombinler yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda da pahalı kombinler yapacağız. Gerçekten değer mi diye. Çoğuna değmeyecek eminim, biliyorsunuz zaten. Baştan söyleyeyim. Konuş. İzin verdim, hadi konuş. Ben yorum yapmayayım. Beni konuşturma. Kardeşim mağazaya girelim, ondan sonra istediğin kadar konuş, fiyat performansı. Erkek tarafı buradan. Şimdi gidelim mağazaya girelim o zaman. Siz de birlikte gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu şort güzelmiş. Şöyle biraz baktım ama 250 lira. Bence değmez. Güzel şort, rengi falan evde giyilir ama 250 lira verilmez bence. Buna bir çarpı işareti atın siz. Camdan girin. Bak, şu tonları çok seviyorum ben. Bu tonları bayağı seviyorum. Bak şu renkte pantolonlar güzel oluyor. Bahar zamanı çok iyi gidiyor. Şu da çok iyi aslında. Kumaşı falan değil. Bakın bu alınır. Bu alınır. Bununla iyi kombin yapılır. Kazak da iyiymiş. Kazak için H&M'den almıyorsanız daha uyguna da alabilirsiniz bu tarz kazakları. Güzelmiş, ben beğendim. Bana gider aslında. Yavrum bana her şey gider yani. Bunu konuşmuyorum yani. Kardeşim çok özgüvenlidir. Valla bence gider. Şu kombini ben beğendim. Bu kombin güzel. Hem sportif hem böyle casual. Ben beğendim. Ayakkabı sneakers olabilir. Çok düz ayakkabı giymeye gerek yok. Sneakers olabilir. Ayakkabıyı çeksene. Ayakkabı sneakers olabilir. Ayakkabıyı daha sneakers yapabilirsiniz. Gibi düşünüyorum. Arkadaşlar şu rengi ben bayıldım. Bu renk güzelmiş gerçekten. Şöyle fiyatına da baktım, 219 lira bence iyi. Yani fena değil. Şöyle baktım, güzelmiş. Şunun şu kombinine gelir bence. Arkadaşlar tabii şöyle. Güzel dediğimiz, hani şu anki şartlar için konuşuyoruz. Tabii ki geçmişte kıyaslama yapmayınız. Aynen. Şimdi bir kombinleyeceğiz. Bunu kombinleriz. Şu daymış ama arkadaşlar işte bak. Yani çok gereksiz pahalı bence. Çok şey önermiyorum. Şunu özellikle önermiyorum şahsen. Bu güzelmiş. Bunun rengi de güzel. Süveter severim ben. Bayıldım buna. Bu güzelmiş. Ve bunlar çok iyi kombin yapılır arkadaşlar. 199 lira. Fiyatlar bok gibi. Şu rengi de beğendim ben. Şu renk de güzel oluyor bence. Güzel. Sence nasıl? Yani mesela benim çok tercih edeceğim bir renk değil yani. Benim tercih edeceğim bir renk güzel. Şu da mesela renk. Benim aynen güzel. Kareli gömlek seviyorum çünkü. Kareli gömlek seviyorsun. Aynen. Sen köşelisin zaten ya. Köşelisin. Yuvarlak olmaktan iyidir. Bam! Ya bu espriye bak Allah'ım. Gel. Çok şaşıracaksınız. Yine Onur Tamgacı'ya yakışan bir şey aldı. Yani. Bu mu sana yakışıyor Allah aşkına? Yok bro, bu sana gitmez. Abi bana bu mağazada bana gitmeyecek bir kıyafet yok yani. Tarih yazmamıştır. Bu tişörtlerle tercih edebilirsiniz. Kotla birlikte mesela. Bu kotla birlikte bu gider bence. Ben giyerdim. Bu arada bugünkü kombinimi yorumlamak gerekirse arkadaşlar. Şöyle kombinimi çek. Air Force. Güzel bir jean. Beyaz tişört içime giyindim. Sonrasında şöyle bir Nike. Sweatshirt. Kapşonsuz. Ve Pullover'dan aldığım. 60-70 liraya mı ne almıştım? İlk YouTube videomdan hatırlayanlar bilir.
Bunu o zaman almıştım. Enflasyonun geldiği noktayı anlatıyor galiba işte, şu an. 80 liraya almıştım arkadaş. Şu an bu 300 liraya ne satılıyor? Bu bir de halda sezon ürünü. Neyse böyle bir karman çorman bir kombin oldu ama mutluyum yani. Güzel. Zaten 2 sene geriye ışınlansak ya teknoloji stoğu yapardık ya kıyafet yani. Başka bir olay yok. Ben 2 sene önce ışınlansaydım arkadaşlar büyük ihtimalle teknoloji koleksiyonu yapardım. Arkadaşlar ben 2 sene önce ışınlansam şu an milyonerdim. Direkt bütün paramı BNB'ye falan gömerdim herhalde yani. Zaten. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki. Maskeleri kapatabilir miyiz? Maskeleri kapat. Ben kameram var. Arkadaşlar. Ben görünmüyorum. Aynı zamanda. Ama senin de maskeyi. Ben görünmüyorum. Arkadaşlar bu asla yatırım tavsiyesi değildir. Dinlemeyin onu. Arkadaşlar şu an yani şu fiyattan ne ya? 250 lira mesela bu. Bu eşofman. Yani gençler. Şu rengi güzel. Giyineceğim diyorsanız 2000 liradan aşağı girmeyin yani öyle bir yer. Senin kombinlerini yorumlayalım biraz. Nasıl kombinler yapıyorsun bize? Biraz önerilerde ver bize. Şimdi arkadaşlar. Evet. 50 kilo bench basan bir göğse sahipsiniz. Hayal edin. Şunu üstünüze giyiyorsunuz. Altınıza güzel bembeyaz bir şort çekiyorsunuz. Kot şort. Bir Ege kasabasına gidiyorsunuz. İki düğmesini açıyorsunuz. Sizden kralı yok. Bir de ne gözlüğü? Ha bir de güneş gözlüğü. Tipinize göre değişir ama ben yuvarlak falan onları seviyorum. Bunu yaptığınız zaman size bakmayacak kız yok. Tanımıyorum. Tarih yazmamıştır yani. Sweatshirt'ün güzelmiş. Arkadaki baskı iyiymiş. Güzeldi ya. Bu da zamanında belki 60 liraya anca almışımdır ama şu an herhalde 200 kağıdı yine saplarlar yani. Yani şuna çünkü evet gülüyoruz ama çok trajikomik bir şey. Yani bakın kumaşı inanın güzel değil. Samimi söylüyorum. Yani pazar kumaşı ve fiyatına bakın yani. Yani şu bu fiyattaysa bunu bir hayal edin sadece. Sadece hayal edin. Şuna görüp baksana şuna. Şuna. Güzelmiş lan. Fena değilmiş. Fena değil de ne bileyim çıkacak bu baskıya benziyor. Bence yıpranır evet. Yani çok. Şimdi yani mesela şu inanın mesela şu baskı var yani komedi. Bakın samimi söylüyorum şunu. Körfez'de bir fotoğrafçım var. Yani ona yaptırırım yani inanın yaptırırım hani. Bak şu güzelmiş. Ama 379 lira. Yani bu daha verilmez ya. 379 lira verilmez ya. Evet gerçekten ruhunuzu kaybetmemiş bir kadınsanız çocukluğunuzu kaybetmemiş bunu giyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçek ama çok tatlı. Bunu seçtim ama. Ama çok tatlı ya. Biraz güzelmiş. Kadınsı gibi geldi ama yine de çok tatlı ve ooo gayet tatlıymış. Arkadaşlar lütfen şey düşünmeyelim, fesat düşünmeyelim. Gayet güzel bir baskı. Şair burada ne anlatmak istemiş? Evet şuradaki bak bir tane mor bırakmış. Bunun amacı ne? Boş verin. Arkadaşlar bu renkler güzelmiş mesela bak. Bu renk iyiymiş. Çok sade ama sade olmak da bazen iddialı oluyor bence. Şunlar iyiymiş mesela. Şu renkler falan güzel arkadaşlar. Ben bu renklere bayıldım. Özellikle şu renge bayıldım. Şunu zaten. Şu sıra güzel. Şöyle eşofman altıyla da kombinleyebilirsiniz. Kardeşim yine ekmeğinin peşindesin ya. Ne yapacaksın yani? Tabii görmek istiyor bu gül cemali hani. Anlıyorum onları da anlıyorum ya. Hani ben de yerinizde olsam ben de beni görmek isterdim falan diyormuşum. Tabii ki tamamen bunlar Aslan Burcu ironisidir yani. Aslan Burcu olan arkadaşlar bilir. Aynen öyle. Arkadaşlar birinci favori kombinimi yaptım. Şu anda şöyle bir ceket tercih ettim. Kot pantolonum kendimin kot pantolonum. Mağazada benzerleri vardı zaten. Bir daha ekstra giymek için uğraşmadım. Hemen üstü bir modifiyeledim daha doğrusu. Şöyle bir penye tarzı uzun kollu bir tişört giyebilirim. Şöyle bir mont. Yazın aşağıya bu konu nasıl olmuş? Ben aşık oldum. Ben bu tonları beğeniyorum. Yani siz bu tonları harmanlayabilirsiniz. Şimdi bu tonla bunu, sonra bunu, beyaz ayakkabı aynı şekilde sneakers'la. Hani sadece bu odaklı bakmayın ya da bu odaklı bakmayın. Bu renkleri kombinlemeye çalışın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Çok da karman çorman yapmayın. Şık ve star parçalarla iş halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben kendi hani araştırmalarım, bilgilerim, işte nasıl desem yaptığım kombinler üzerine tavsiye veriyorum. Modacı ya da moda tasarımcı değilim. Ondan dolayı bildiğim kadarıyla tavsiye vermek istiyorum sizlere de. Benim kombinim böyle oldu. Gayet güzel şık bir kombin aslında. Baharlık bir kombin. Mesela ilk buluşmaya gittiğin zaman date'e kızı gayet çok rahat etkileyebilirsin bence diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlarla gidiyorsun eğlence, gece eğlencesi.
rahat şeyler giymek isteyeceksin. Mesela bu da rahat şeyler olabilir. Ben beğendim, gayet güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle bir tane dolabınızda olsun arkadaşlar. Şöyle sade şeyler kesinlikle olsun. Hep diyorum, beyaz tişört, siyah tişört, sade şu tarz ceketler olsun. Mevsimlik giyinirsiniz. Kot jeanleriniz olsun. Slim fit. Arkadaş kamerayı durdurmuş ben çatır çutur konuşurken. Neyse arkadaşlar, o saydıklarımı unutmayın. Onun dışında dediğim gibi pantolona önem verin. Jean olsun bir tane jean. Bir tane de siyah jean olsun. Bunları deneyin, harmanlayın. Birinci kombininiz böyle. Yorumlara yazın. Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Eleştirilere de açığız kesinlikle her zaman. Şimdi ikinci kombini hazırlayacağız. İkinci kombinde görüşürüz. Olması gereken ayakkabı çeşitlerinden birisi. Bunu siyahını da tercih edebilirsiniz. Siyah beyaz şeklinde. Bence güzel oluyor. EM'de de bu tarz ayakkabılar varmış. Gözüme çarpmadı değil. Beğendim. Mesela bunun bordosu kombinlenir mi? Kombinlenebilir. Ama daha çok bence kahverengisi ve siyahı daha çok kombinlenir gibi ve geliyor. Ben öyle düşünüyorum. İkleyeceğim ürünlerden bir tanesi. İlla bu ürün demiyorum. Bunun benzerleri olur. Converse'in kendisi olur. Geçen de hikayemde paylaşmıştım. Instagram'dan takip edenler bilir. Converse'i önermiştim. Kesinlikle böyle bir tane dolabınızda olsun arkadaşlar. Çünkü kombin yaparken ayakkabı önemli bir unsur. Bu da kombininize eşlik edecektir. O yüzden şu tarz ayakkabı kesinlikle edinin. Ben genelde V yaka tercih etmiyorum. Bisiklet yaka tercih ediyorum. V yaka beğenmiyorum niyeyse. Siz beğeniyor musunuz V yakayı bilmiyorum. V yaka tişörtler niyeyse bana çekici gelmiyor abi. Kesinlikle bisiklet yaka olmalı diye düşünüyorum ben. Size kendi yorumlara kendi fikrini yazın. Onur da belirsin bakalım. Mesela ben farklı düşünüyorum. Ben V yaka severim. Hatta bisiklet yakadan ziyade tercih ederim. Tabii ki şeye göre yani, bu zevkler ve renkler meselesi ama bence güzel gidiyor. Hatta üstüne bir gömlek atılırsa daha iyi duruyor. Yani biliyorum genelde böyle bisiklet yaka giyiliyor gömlek altı ama iyi bir gömlekle gerçekten sağlam duruyor diye düşünüyorum. Tamamen tabii şahsi fikrim. Ve hatta dolabımda bulunur yani, V yaka vardır tişörtüm. Bulunsun, bulunabilir yani. Ama benim önceliğim bisiklet yaka arkadaşlar. İkişer tane beyaz tişörtünüz olsun. Benim dolabımda sürekli beyaz tişörtler. Bakın, beyaz tişört. Sweatshirt'in altında giyiniyorum. Yani atlet gibi beyaz tişört giyiniyorum. Ama atlet gibi kullanmıyorum. Öyle bir durum var. Ben bu renge bayıldım. Şu tonlara falan bayıldım. Şununla ikinci kombinimizi yapmaya çalışacağız. Sweatshirt'li bir kombin olacak bu sefer de. Güzel bir, bunun altına sence hangi renk gider? Bunun altına siyah gidebilir ama siyahtan ziyade spesifik olarak bej rengi bir şey gider bunun altına. Bence de ciddi olabilir. Söylüyorum. Bej rengi de deneyeceğiz. Üstüne de bir tane siyah ceket gider diyorum sence. Neden olmasın? Neden? O zaman deneyelim bakalım. Bunu kombinlemeye çalışacağız. Star parçamız bu olsun şimdilik. Arkadaşlar parçalarımız bunlar. Birinci ceket. Şöyle bir sweatshirt. Ve bu sefer pantolon değil de eşofmandan yanayız. Eşofmanla rahat bir günü geçirmek isteyeceğiz. O yüzden kombinimiz böyle. Şimdi ikinci kombinde görüşürüz. Arkadaşlar ikinci kombinimizi yapıyoruz. Vallahi harika oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bunun cepleri nasılmış? Burada cep yok. Cep varmış gibi yapmışlar. Neyse ama bence güzel oldu arkadaşlar. Mesela sahilde yürüyüşe gidiyorum. Caddebostan sahili yürüyüşe gidiyorum. Bence güzel bir kombin. Bu arada iyi bir parça. Ceket biraz bol olmuş sanki. Ceket biraz bol olmuş olabilir ama kombinimiz böyle arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ceket daha da küçük olabilir. Ceket bayağı büyük oldu. Boyumu da kesti biraz. Mesela şöyle düşünün. Bunun bir tık daha, bir model küçüğü daha iyi olur. Benim düşüncem bu arada. Yani eşofman çok iyi oldu. Şöyle eşofmanı gösterelim. Evet, arka profilde aynen. Şöyle. Eşofman. Aynadan da bakalım. Şu tarz bir eşofman tercih edebilirsiniz. Gri eşofman, siyah eşofman iki tane kesinlikle olsun arkadaşlar. Şu tarzı tercih edebilirsiniz. Ben şöyle baskısız seviyorum. Bu baskılıyı sevmiyorum. Mesela soyulabilir. Ne kadar olursa olsun fiyatı ileride belki soyulabilir. Ondan dolayı şöyle bir ceket tercih ederim. Kuzu ceket böyle. Biraz daha bir beden daha küçüğü benim için daha iyi olacaktır. O yüzden bu kombini de beğendim. İkinci favori kombinim böyle. Biraz bugün sportife kaçtık. Çok casual giyinemedim. Belki bir tane daha casual kombin yapabiliriz. Üçüncü kombinimiz de olabilir. İki kombin demiştik ama üçüncü kombinde yapabiliriz. Şuna şişme montla giyinebilirsiniz. Şişme montla da kombinleyebilirsiniz. Ama şu tonlar bence okey. Bence iyi oldu. Bu hangi bedenmiş? Mesela large. Benim normalde bedenim medium arkadaşlar. Ve bu biraz daha geniş kalıp olduğu için mesela ben bunu hani medium'la giysem tam da cuk diye olacak. Ben beğendim. Şunu
Bunun fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bunun fiyatı ne kadar? Şöyle göster kameradan. Ne kadar bunun fiyatı? Bütün takipçilerin vazgeçeceği kadar. Ne kadar? 500 lira. 380. 380 lira. Arkadaşlar 380 lira verilir mi? Verilir arkadaşlar. Verilir. Kumaş iyi. Kumaş iyi arkadaşlar. Ama ben vermem falan. Ben vermem ama arkadaşlar siz diyormuşum. Yok, benim kardeşlerimin parası benim paralarım kadar değerlidir. Güzel kombin yapacağız kesinlikle. Anca öyle olur. Dediğim gibi güzel önerilerde bulunmaya çalışacağım. Renklerde de gidebilirsiniz. Slim fit iyi oluyor. Ne bol ne dar. Pantolon olarak slim fit öneriyorum. Ben de slim fit giymeye çalışıyorum. Çünkü spor yaptığım için bacaklarım artık kalınlaştı. Yani slim fit tercih etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere de slim fit şey yapıyorum. Şu tarz kumaşlı da var benim pantolonlarım. Bazen öneriyorum. Trendyol üzerinden uygun fiyatlı olanlar var. Ve burada fiyatlar biraz çok. 250 lira. Ama Trendyol'da ben size 120 liraya falan öneriyorum. Bunun da artistliğini biraz yapmak zorundayım. gel biraz daha gel. Gel. Mesela şu tarz bir pantolon da güzelmiş. Rengi yok. Rengini beğenmedim. Yok, bunu beğenmedim arkadaşlar. Bunu unutun. Bunu unutun. Bir beğeniyorum. Bak sıfır şaka. Güzel bence. Asil duruyor yani. Güzel duruyor bence. Bence güzel duruyor. Sence? Güzel. Ya mesela hani şu çok klasik ama bu daha böyle bir tık daha iyi. Ama gerçekten fit fiziğin olacak. Böyle çok şişik de değil. Fit fiziği. Mesela ben açık söyleyeyim. Ben siyah kazaklı bu arada çok şey yaparım, severim, giyerim. Siyah mesela ben bu siyah kazak olduğu için, yani çok olduğu için mesela bunu tercih ederim. Mesela şununla şu gider. Bence. Yani. Gider bence. Kesin. Diye düşünüyorum. Güzel. Bence güzel. Bak casual olabilir arkadaşlar. Şöyle kombi bence olabilir diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum yani. Güzel duruyor çünkü. Şey olarak da. Siz ne düşünüyorsanız yorumlara yazın bakın. Şu iki rengi beğendim bayağı. Orada bizi kasiyer falan zannetti herhalde arkadaşlar. Az önce bizi kasiyer zannettiler. Biz kasiyer değildik yani. İşte çalışan değildik. Neyse işte öyle. Videoya devam edelim. Bence fiyat performans olarak iyi. 180 lira. Kumaşını görüyorsunuz. Dökmez bu arkadaşlar. Bence iyi. Ve gri olduğu için bence tercih edecekleri mesela kombinlenebilir. Güzel bir renk. Bu da aynı şekilde. Fiyatlar 350 lira. Niye rengine göre değişmiş o kadar bilmiyorum. Aynı. Ama yok. Biraz daha bunun kumaşı biraz daha kalın arkadaşlar. Tonları görüyorsunuz. Tonlar da güzel oluyor eşofmanda. Az önce ben şu tonlarda bir eşofmanla kombin yaptım. Siz de bu tonlarda da yapabilirsiniz kombinler. Şuna mesela baktığımız zaman güzeldi. Fiyatına bakalım. Gel fiyatını çek. Şöyle fiyatını göstereyim. 179 lira. Bence yani 179 lira çok. O kadar verilmez gibi geliyor. Şöyle bir tane dolabımız da olsun. Bisiklet yaka, düz, siyah sivil şort kesinlikle olsun. Yani genel itibariyle mağaza içinde düşüncelerim bu tarzda diyebilirim mesela. Bence güzel. Güzel. 179 lira. Ben bana 179 lira veririm. Çünkü spor yaparken dışarıda her yerde kombinlenebilir. Şu sivil şort da güzelmiş. Şu önü iyiymiş bunun. Şu rengi, tonları falan güzelmiş. Beğendim. Genelde fark ettiyseniz beş, beyaz, siyah, gri, kahverengi tonlarını tercih ediyorum ben kombin yaparken. Bugün de mağaza içinde hem fiyat hem de birkaç yeri gezmeye çalıştık. İşte genel itibariyle bu tonlarda tercih ediyorum. Sizlere de bu tonları öneririm arkadaşlar. Dolabınızda olması gereken genel itibariyle bazı kıyafetler böyle. Arkadaşlar yeni bir kombin önerisi daha ekliyorum. Hemen gel abi gel. Bak şu kombin. Az önce demiştik ki arkadaşlar bakın bu kombin de çok iyi. Eğer uzun boyluysanız 1.95 boyunuz varsa şu kombin. Eğer bizim gibi 1.75 boyunuz varsa da bu kombini öneriyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi kesinlikle şöyle düz beyaz ayakkabı değil sneakers tabanlı tercih edin. Uzun boylu olsanız da bence öyle tercih edin. Eğer boyunuz 1.95 falansa Converse ayakkabı tercih edebilirsiniz bunun altına. Onun dışında bakın sevdiğim tonları koymuşlar. Zaten bu senenin favori renkleri diyebilirim bunlar. Şu tonlar beyaz, siyah, gri, beş. Okey bence. Bugünlük böyle bir mağaza turu yaptık arkadaşlar sizlerle birlikte. Güzel oldu, ben eğlendim. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.
kombin önerisi videom oldu. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik biz H&M yani H&M mağazasını gezdik. Artık ne diyorsanız deyin. Telaffuzunu tam çözemedim bunun. H&M ya da H&M. Bu mağazayı gezdik. Bir dahakine Pullbear, Bershka, işte Zara, işte diğer mağazaları, Cotton'u falan da gezebiliriz. Bunları yorumlara yazın. Böyle hem kombin yapar, farklı renkleri de deneriz. Hem de favori renklerimi de deneriz. Çünkü her mağazada farklı tonları tercih edebiliyorum. Kendime yakıştırabildiğim kadar giyinebiliyorum. Siz de en iyi yakışanı giyeceğinizi düşünüyorum. Siz de arkadaşlar dediğim gibi düşüncelerinizi yoruma yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.